tına başladım. Kursa gittim. O şekilde hobi edindim kendime. Çok yakın buldum. İselleşti bende. Çalışıyorum. Tabak da yapıyorum. Fincan da yapıyorum. Her türlü obje üzerinde çiğni hayata geçiriyorum. Karolar var mesela. Onları birleştiriyoruz ve tablo haline getiriyoruz. Güzel işler yaptığıma inanıyorum. Bu şekilde. Geleceğe, ileriye, daha doğrusu çocuğuma, torunlarıma bir şeyler bırakabilmek. Bunlar kişiyi kendine çok iyi hissettiren şeyler. 100 yıl sonra belki üzerinde, yani objenin altında benim adım geçecek ve onu ben geleceğe taşımış olacağım. Ya bu bence mükemmel bir şey. O anlamda yani bir sanatla uğraşmak ve orada kendini bulmak müthiş bir duygu. Bir terapi. Sadece orada tüm iç sesini durduruyorsun ve sadece çiğniye odaklanıyorsun, çizim yapıyorsun. Orası çok bambaşka bir dünya. Ve bunu bir işe de dönüştürmek istiyorum açıkçası. İleride umarım benim de bir atölyem olur. O anlamda işlerimi güzel bir şekilde yaparım. Çağrım var. Yani birçok kadın şu an dediğiniz gibi evde oturuyor. Çocuktur, eştir, evdir. Bunun sorumluluğu içerisinde zaten o yani dört duvar arasına sıkışmış olmak gerçekten hani bir insanı bunaltıyor ve bir sanatla uğraşmak, bir şeyi icra etmek bir insanı kendine çok iyi hissettiriyor. Kadınlar eğer bir şeyle uğraşmak istiyorlarsa ya da evlerinden çıkmak istiyorlarsa çiğni sanatı gerçekten onları hayata bağlayabilecek en önemli etkenlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum.